Arkadaşlar merhabalar, yeniden kanala hoş geldiniz. Şimdi Narin Otoboy'dayız. Narin Otoboy'a otosansitte. Öncelikle ustam kolay gelsin. Teşekkürler hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii ki daha sonra araç yıkandığı zaman bunlara herhangi bir problem olmaz. Çünkü kendi boyası olduğu için. Elini sabit tutmaya çalışıyorsun. Tabii ki. Şimdi elin titrerse taşmış olur. Bu sefer farklı yerlere gitmiş olur. Tırnak takılan yerlere hiçbir şekilde pastacıyla kapatmaz. Aksine daha çok hasar bölgesi gözükmüş olur. Şöyle, bu araçta bir sürü, yani ben görüyorum şimdi, evet. Ufak ufak küçük küçük çizikler var. Şimdi aracımızın biraz da renginden dolayı kaynaklanan bir şey bu. Aracın rengi güzel bir renk. Bayan aracı olduğu için genellikle fazla dikkat etmiyorlar kapıları açarken de. Özellikle kapı ağızlarında çoğunlukla hasarlar meydana gelmiş oluyor. Mesela buradaki herhangi bir, diyelim şöyle bir çizik var. Takıyorum. Evet. Benim tırnağım batmıyor. Buraya pasta kurtarır mı? Kurtarmaz. Çünkü bunun üzerindeki verniği almış. Verniği aldığı için metaliklerde kurtarmıyor. Ama verniğin olduğunu, aldığını nasıl anladın? Verniği alması zaten tırnak şu işaret belli ediyor zaten. Yüzeysel olduğu için belli ediyor. Mesela şuralarda da var, mesela tırnak izleri var. Bunlar pastayla gider. Çünkü kapıyı açmak için sürekli tırnak olarak bu şekilde yapıldığı için bunlar gidiyor. Ama diğer türlü hani çalı olsun, böyle farklı cisimlerin vurduğu şeylerde gitmiyor. Onlar da herhangi bir işlem yapamıyor. Peki pasta yaptırmanın bir, yani bir şey var mı mesela? Zararı var mı? Çünkü ben de yaptırdım geçen. Bayağı bir çizik var dediğin gibi, çalı çiziği. Arkadaşa rica ettik, metal parlıktı. Pasta yaptı ama hocam dedi daha fazla gitmeyelim dedi, öbür türlü boya inceltiyor dedi. Şimdi pastayı, geçen araba satarken de öyle bir şey oldu. Tabii pastayı şimdi çok fazla bir yere sürecek olursan, şimdi parça yeni boyanmıştır. Pastayı fazla sürersen yakarsın zaten. Hmm. Boyayı yakarsın ama yüzeysel olarak çok fazla detayına girmeden yaparsan eğer arabanın daha çok ömrü uzar, daha güzel olur, sağlıklı olur ve aracı satacağınız zaman veyahut da trafikte ilerlerken karşıdaki başkalarının daha çok hoşuna gider. Aa, bunun aracı bakımlı. Ama bir de bakımsız araç trafiğe çıktığı zaman, aa şu araca bak gibi şeyler var. Peki pastayla cila arasında ne fark var? Cila boyanın parlamasını sağlıyor. Pasta da boyanın üzerindeki o gördüğümüz çizikleri kapatmasını, daha çok böyle aracın performans, yani renk olarak biraz daha canlı gösteriyor. Canlı cila, cilanın amacı hani aracı yıkamaya verdiğiniz zaman, evet, altına herhangi bir sıkıntı yaratmasın. Sürekli canlı tutması cilanın özelliği. Peki siz öneriyor musunuz cila ya da tabii pasta yapmayı? Tabii ki. Her yıl, şimdi önümüz yaz. Şu anda ilerleyen mesela bir ay sonra, bir buçuk ay sonra aracını pasta cila yaptırman gerekiyor ki yazın daha böyle güzel olması için. Aracın bakımlı olması için. Uzun ömürlü. Boyasının uzun ömürlü olması için. Ama peki diğer türlü cila markası ya da ne bileyim cila hazır satılıyor böyle marketlerde, tabii, ya da benzin istasyonlarında var. Bilindik yerlerden bilindik markalar alacaksınız. Benzinliklerde de satılıyor dediğiniz gibi küçük şöyle kutularda. Onların bir özelliği yok. Ha, baktığımız zaman günümüzde yine M3'ün pastası, cilası var. Onların ömrü daha uzun, daha güzel. Yani tavsiye ederim onları kullanmalarını. Ben çok mesela araçlarda kullanıyorum. Mesela şu araç komple pasta cila oldu. Pırıl pırıl bir şekilde. Şimdi araç sahibini bekliyor, teslim edeceğim. Ben araç sahibi her yaza girdiğim zaman diyor, ben diyor aracımı diyor daha canlı durmasını isterim diyor. Çünkü beyaz olmasına rağmen başka bir araçla kıyasladığım zaman diyor yanında diyor çok kirli duruyor. Ama bu şekilde olduğu zaman ben diyor aracıma değer veriyorum. Peki diyelim ki ben aldım yani benzin istasyonundan cila yapmak istiyorum. Neye dikkat etmem lazım? Şimdi siz benzin istasyonu aldığınız zaman bunu bir pamukla kullanabilirsiniz. Veyahut da bir bezle kullanabilirsiniz. Ama bizde öyle değil. Biz onu makineyle kullandığımız için sizin yaptığınız bir ay gidiyorsa bizim yaptığımız ömrü 3 ay gidiyor. Ama şu var, benzinliklerde kesinlikle yıkama fırçasına girmeyeceksiniz. Evet, aracınızı yıkarken o büyük rololu makinalardan bahsediyorum. Ona girmeyeceksiniz. Aracınızı yıkarken fırçayla yıkamayacaksınız. Olabildiğince süngerle veyahut da daha yumuşak bir bez olabilir. O tarz şeyle yıkayacak olursanız aracın üzerindeki cilanın ve pastanın ömrü daha uzun olmuş olur. Eğer onlar yapmayacak olursanız pastacıyla yaptırmanızın hiçbir anlamı kalmaz.
Çünkü benzinlikte fırçayı gördüğünüz takdirde aracınız komple çizikleri meydana çıkmış olacak. Evet. Tamamen. Mesela örnek, şimdi şu aracın şuraları mesela çok güzel baktığınız zaman, ama fırçaya girdiğiniz zaman aracınız aynı bu şekilde çıkmış oluyor. Böyle çizikler komple hepsi meydana çıkıyor. Bunu pastacıyla yapmanızın veyahut da boya koruma, seramik kaplama yaptırmanızın hiçbir özelliği kalmıyor. Tamamen dönbaş olmuş oluyor. Peki abi, bir de şey var böyle, mesela ben de yaptırmıştım, folyo kaplama yapıyorlar ya da şeffaf kaplama, motor kaputuna yaptırmıştım. Sonradan onlar çıkarken problem oluyor. 2 yılda bir onları değiştirmeniz zorunlu. Allah Allah. 2 yılda bir onu değiştirmediğiniz takdirde boyanın içine işlemiş oluyor. Değil mi? Yapışkan, yapışkan tarafı arabanın içine işlemiş oluyor. Renkte de problem yaratıyor. 2 yılda bir onu değiştireceksiniz. Özellikle kaputtakiler. Motor kaputunda. Çünkü alttan sıcağı yiyor, üstten soğuyor. Üstten sıcağı yiyor, alttan soğuyor. Bu sefer boyanın içine işlemiş oluyor. İleride de rengi değiştiriyor. Rengi değiştiriyor. İleride de çok büyük sıkıntı yaratmış oluyor. Ama araç aldığınız zaman kesinlikle motor kaputunu kaplamasını yaptırmak zorundayız. Çünkü taş vurukları çok geliyor. Aracımızda taş vuruğu olmaması için onu yaptırmamız gerekiyor. Peki bir de rüzgarlık var böyle aksesuar olarak. Bunlar da güzel. Taş vurmasını engelliyor. Hmm. Onlar da çok güzel. Bütün araçlarda o da hem aksesuar olarak yakışıyor, hem de çoğu taş vuruklarını önlemiş oluyor. Bu aracımız şimdi bir ay sonra bize tekrardan gelecek. Pastacıyla boya korumasını yapacağız. Çünkü bir bayan müşterimizin aracı. Şimdi aracını bu yıkanmış bir şekilde görmesi onu daha hoşuna gidecek. Çünkü bize geldiği zaman bu araç çok berbat bir şekildeydi. Evet. Şimdi burası yeni parça boyanmış belli. Bu evet. Eskisi. Orası arada eski parça. Arada mesela renk ton problemi farkı oluyor. Çok az bir şekilde de olmuş oluyor. Çünkü neden? Bu aracın üzerindeki boya güneşi görmüş. Evet. Yağmuru görmüş, her şeyi görmüş ama bu boya daha çok taze. Ama biz olabildiğince renk tonunu minimum derecede ayırmaması için özen gösteriyoruz. Folyo yaptıracaksak mutlaka 2 yılda bir değiştirilmesi kesinlikle lazım. Rüzgarlık motor kaputuna ya da folyo yapmakta fayda var ama uzun süre bekletmeyeceğiz. Tabii uzun süre bekletmeyeceğiz. Rengini alır. Rengini alıyor. İlerleyen zamanlarda folyoyu söktüğünüz zaman aracın diğer yanındaki çamurluk veyahut da tampon bölgelerindeki bunu söktüğün zaman bu daha canlı duruyor. Diğerlerinde renk tonu fark ediyor. Hmm. Ama 2 yılda bir değiştirdiğin takdirde hem korumuş oluyorsun hem de renk tonu ayırmıyor. Hmm. Daha güzel bir şekilde oluyor. Pastacıyla yaptırmak faydalı bir şey fakat amatörce değil de diyorsun profesyonel yerden pastayı almakta yerden fayda var. Aynen öyle. Şimdi maliyetten kaçıp da benzinlikten 100 lira 150 liralık bir pastasını bir cilayı alıp da kendini sürmesi var. Bir de ustaya hakkını verip de yaptırıp pırıl pırıl bir şekilde kafanı rahat bir şekilde binmek var. Onun haricinde eğer yani kendimiz yapacak olursak da mutlaka yumuşak pamuklu bir bezle kesinlikle kullanmakta fayda var. Bir de diyorsunuz ki fırçayla ya da otomatik ama böyle kalın fırçalı büyük makinelere girmeyeceğiz. Eğer onlara girecek olursak arabanın üzerindeki cilayı ya da tabii boyayı, seramik hafif, kaplamayı hafif bunları çiziyor. Bunları tamamen üzerinden alıyor. He. Hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü sert bir şekilde vurduğu için ona evet, çizerek vuruyor zaten. Ve hatta şöyle düşünelim. Bugün lodos var. Aracımı ben seramik kaplama yaptırmışım. Yolda gidiyorum. Aracım çok kötü bir şekilde pislendi. Çamurdan girdim. Hemen benzinliğe girip o fırçaya girdiğin zaman o rüzgarın etkisinde onların ucunda zaten toz topluyor. Hmm. Bu da sürekli döndüğü zaman aracın boyasını çiziyor. Zarar veriyor. Bir şey soracağım. Ben de açıkçası yaptırdım ama ya seramik kaplama nedir? Bana mantıklı gelmiyor seramik kaplama. Mantıklı bir şeydi zaten. Nedir çünkü yani seramik kaplama? Seramik kaplamayı hakkıyla yaptıracak olursanız yetkili servislerde yaptırmanız gerekiyor. Tamam. Çünkü seramik kaplama boya fırına girmek zorunda. Kaplama yapıldıktan sonra. Nedir abi seramik kaplama? Bana bir anlatsana. Seramik kaplama şöyle bir şey. Onu genellikle sıfır araçlarda yapılır. Evet, ben sıfır araba almıştım, yaptırdım mesela. Sıfır araçlarda yaptırım. Çünkü boyanın ömrü çok uzuyor. Hmm. Seramik kaplama yaptırdığınız zaman çakmakla boya vursunuz herhangi bir zarar olmaz. Ama pastacıyla yaptırdığınız zaman sürdüğünüz zaman bile elinizi izi kalır. Peki seramik kaplama nedir? Malzeme olarak ne? Malzeme olarak onun malzemesi çok farklı. Kaliteli bir malzemesi var. Onu aracın üzerine sürdüğünüz zaman kesinlikle sıcaklık alması gerekiyor. Bir fırına, boya fırına girmesi gerekiyor. Hmm. Belli bir derece sıcaklık o yüzeye boyanın, yapışması için yani. Boyanın içine vernik böyle emmesi lazım onu. Bağdaşması gerekiyor. Hani pasta cila gibi değil o. Ama anladım. Şimdi seramik kaplama yapıyorlar. Cüzi rakamlara yapıyorlar. Diyor ki ben seramik kaplama yapıyorum.
sabah bırakıyorsun, akşam aracını alıyorsun ya da ertesi gün alıyorsun. O seramik kaplama değil. Seramik kaplama yaptıracaksanız eğer şayet kesinlikle boya fırını olmak zorunda. Boya fırını olmayan bir yerde seramik kaplama yapılmaz. Aynı şey pasta için de geçerli değil mi? Yok, pasta için fırına gerek yok. Hayır öyle değil. Yani pastanın da belli bir tabii sıcaklığa kalite ulaşması lazım. Tabii ki. Çok fazla sürecek olursan bu sefer boyayı yakıyor. İnceltiyor. Örnek şu fatura bölgesi dediğimiz yerler var. Şu kısımlar var. Makineyi çok fazla sürecek olursan şu kısımlardaki boyayı alıyor. Ha şu. Evet. Tam zayıf, köşedeki tam yeri. Tam şu köşelerdeki boyayı alıyor. Oraya kuvvetli geliyor makine. Makine sert geliyor. Bir de yakıyor orayı. Yaktığı zaman da bu sefer oralar sürekli beyazlamaya başlıyor. Altındaki aslar çıkıyor. Boya kalmıyor. Ama şu yüz şuraya makineyi geniş alanları tuttuğunuz zaman sıkıntı yok. Problem yok. Ama şu fatura olan bölgelere, kenar bölgelerine geldiği zaman açma yapıyor onlarda, boyayı inceltiyor. Çünkü bir ister istemez bir ağırlık göstermek zorundasın makinenin üzerine. Bu da çok fazla bir ağırlık seviyesi aldığı için köşe kısımlarındaki boyaları çıkarıyor. Abi bir de şey var, şu bu farla, hani onu siz mi yaptınız bilmiyorum da, bir de buradaki farın parlaklığı, bu evet, da gündemde çok var. Yani şimdi, yapıyor, ediyor, ikisi çok farklı. Biz şimdi bunları da yapıyoruz. Bunları şöyle yapıyoruz. Şimdi biz aracın o bölgesini boyadık. Biz bunu parlattık. Bu müşterimizin hoşuna gitmesi için. Şimdi bunu da yapacağız ama şimdi onu neden yapmadık? Müşterimiz geldiği zaman biz ona izahını yapacağız. Bakın biz bu aracın farını bu şekilde yaptık. Pasta bunu yaptık. Bir de şunu yaptığımız zaman bu da aynı onun aynı gibi olacak. İstiyorsanız bunları biz kendimizden aracı işlem yaptığımız hediye olarak yapıyoruz. Anladım. Ama normal şekilde onları da yapıyoruz. Şu meşhur bir malzeme var, böyle yüzeye sürüyorsun, kuvvetli bir asit. Ondan mı yapıyorsunuz siz de? Evet. Onun malzemesi biraz da farklı. Şimdi onu biz gündemde herkese söyleyecek olursak bu sefer daha çok zarar veriyorlar. Ha. Çünkü bilinçsiz yapıyorlar. Evet. Bilinçsiz şeyler yaptıkları için bu sefer geliyorlar usta, işte ben bunu yaptım da farım olmadı ama sen ustana getirsen o zaman olur diyorsun. O zaman olur. Bir de böyle vernikle kalkmaları var mesela. Dışarıda da çok oluyor. Özellikle tavanlarda oluyor. Evet. Şimdi hocam vernik şimdi bazı bölgelerde küçük küçük böyle yuvarlak bir başlıyor mesela burada olduğu şey gibi. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Özellikle metalik aracı olanlar için. Rengi siyah, kırmızı, işte metalik, koyu renk. Kesinlikle aracınızın üzerinde kuş pisliği tutmayın. Evet. Kuş pisliği asittir. Boyanın direkt altına işliyor. Daha sonra oralarda kalıcı izler bırakıyor. Evet. Onların bir daha telafisi olmuyor. Onların telafisi sadece boya. O parçanın tekrar boyanması. Özellikle aracınız üzerinde kuş pisliği gördüğünüz takdirde ıslak mendil veyahut da bir su alarak onu oradan yok edin. Maalesef. Çünkü dikkat etmediğimiz takdirde aracı bir hafta, 3-5 gün sonra yıkattığımızda oradaki o leke ömürlük kalıyor. Maalesef. Bir daha geri dönüş olmuyor. Şey, az önce vernikle ilgili yapabilecek bir şey var mı? Hocam vernikle ilgili başka yok. Şimdi yok. İnternetlerde çıkıyor, ilaç satıyorlar. Bunu alan arkadaşlarımız da çok var. Faydasını görmeye çalışıyorlar. Daha sonra bize geliyorlar. Ama kesinlikle vernik yanığının dönüşü sadece boyadır. Boya işlemi olmadığı takdirde vernikte geri dönüşüm yoktur. Bir de millet daha çok beyaz alıyor bu boya işlerinden korumak evet için. Ona ne diyorsun? Genellikle araç tercihler beyazdır. Çünkü her konuda beyazdır. Bir parçayı lokal yapabiliyorsun boyacağın zaman. Ama renkli koyu renklerde şeylerde lokal yapma şansın çok nadir. Yapamıyorsun. Şimdi günümüzde de araç fiyatları yüksek olduğu için şimdi bir parça boyalı dediğiniz zaman herkes korkuyor. Belki ufacık bir hasar vardır ama o parça komple boyanmak zorunda kalıyor. Ya da vernik atılmak zorunda kalıyor. Onu da satacağın zaman söyleyemiyoruz. Ama beyaz da öyle değil. Yama yaparsın, resmini çekersin. Satacağın zaman istediği kadar cihaz tutsun, sadece o bölgede boya çıkar. Ama metalikte öyle bir şansın yok. Metalikte tamamen. Ustam çok teşekkür ederim. Narin Oda, Sadık Narin. Otosansit'te bizim işletmemiz. Arkadaşlar işletme burası. Ben özellikle iletişim bilgilerinde bazen soranlar oluyor. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ediyorum hocam.